Merhaba arkadaşlar. Ee, kamyon beklerken galiba Burak Akçay kardeşimizdi. E şimdi hatırlayamadım da. ısrarla şeyi soruyor. zikibine ee, siz 2000 e arasının harfiyatını fiyatını yaparken e, kisli yerde iki makineyle birisiyle kırıp e, birisiyle ekliyodun diyor. Biz bu işi yaparsak illa diyor böyle iki makine şart mı? Veya şeyle kırıp diyor büyük makineyle kırıp sibile boşaltsak olmaz mı? E kardeşim şimdi orada şöyle bir olay oldu. Ee, biz ketle harfiyat yapmaya gittik. Ee, kis alamadığımız kis bize sürpriz oldu. Ee, mecbur kırıcı kullanmak zorunda kaldık. Kırıcı da dayavunun olduğu için mecbur dayavuyu getirmek zorunda kaldık oraya. Yoksa e, illa iki makine getireceğiz diye bir şart yok. Bir makineyle de olur. Niye olmasın? Kırıcını da karsın, kovanı da karsın. yani Kırarsın, kovanı da karsın. Ama e, kırıcılı işlerde biraz da Kırılacak yer fazlaysa bir seferde kıramayacağımız için kalınlık fazlaysa iki sefer kırıcı takmaktansa küçük makineyle de olsa kırıcının önünü açmakta önünü biraz boşaltmakta fayda var. Yoksa iki makine olacak biri şey yapacak diye öyle bir şartımız yok. Ama olması da güzel yani. Niye? Öbürüyle kırıcı söktük, kovadık zaman kaybolur. Hem de bir taraftan bir makine önünü açarsa onun kırdığı yeri temizlerse bir de yaptığımız iş eğer metreküp hesabıysa götürüyse işi hızlı kaçırmamız açısından iyi olur arkadaşlar. Böyle olmasa bile zamanla yarışılıyor artık şimdi her şeyde. Bir işi bitirip diğerine yetişebilmek için işi çabuk yapmak lazım. Sonuçta kırıcıya saat yazılıyor metreküp e artı kırıcı şey yapılır. Mesela harfiyata girersin, bazarlığını yaparsın. Kardeşim kırıcı takarsam saati şu dersin. E sen kırıcıyla zaten saatli çalışıyorsun. E bir taraftan da atmak e avantajlı olur. Yani bu imkan varsa iki makineyle çalışmak daha güzel. Ama imkanda yoksa tek makinemizde kırıcımızı takıp kovamızı takıp çalışabiliriz. E bunda zorunluluk yok. Yani biz orada o şekilde çalıştık diye de o şekilde yapılacak anlamında değil bu iş yani. Evet arkadaşlar. bundan sonra sizlerden gelen soruları, anlamadığım soruları burada soru videosu olarak yapacağım. Sizlerden de yanıtlarını bekliyorum ki ne dedim ben platform oluşturmaya çalışıyorum. Eee bir platform oluşsun kanaldan ziyade. Orada birbirimizi aydınlatalım arkadaşlar. Çünkü ne dedim benim de her makine konusunda bilgim olmam mümkün değil. Hoşça kalın arkadaşlar.